Efendim yine NTV ekranlarında böyle akşam oldu ve biz yine karşı karşıyayız. Güzel bir program olacağını umduğum bambaşka sohbetler yine başlıyor. Evinize konuk oluyorum bir konuğumla birlikte. Bu akşam bir oyuncu konuğum var. Benden yaşça küçük, genç nesil diyebilirim kendisi için. Güzel bir yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir aile yapısı olduğunu görüyorum hikayesinde, hayat hikayesinde. Biliyorsunuz aile hikayelerini seviyorum. Çocuklukları, anne baba ilişkilerini, bizi biz yapan halin oralarda olduğunu düşünüyorum. Oralarda nakış işleniyor. Sonra da o örtü, neyse onun adı, nereye asıyorsanız, perde mi, örtü mü, kumaşınız orada belli oluyor, belirleniyor gibi geliyor bana. Böyle biraz Ankara dolaylarına gideceğiz. Bir aile hikayesi dinleyeceğiz. Sonra o ailenin yetiştirdiği biricik kızlarının hikayesine geleceğiz. Birlikte bambaşka sohbetlerde. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz? Bakalım Duygu bugün bizim için hangi cümleyi seçmiş? Çok merak ediyorum. He, Bukowski'den manidar bir cümleyle başlıyor. Değil mi programımız? Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Evet, katılıyorum. Ben de tercih etmem yanlış bir kalbin içinde olmayı. Yalnız kalmayı tercih edebilirim şartlar ne olursa olsun. Sevgili Hande Doğan Demir konuğum. Bakalım bizlere neler anlatacak. Hoş geldin Hande. Çıktık. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Peki iyiyim yasak desem nasılsın? İyiyim yasak desen... mutluyum. Ne güzel. Yeterli mi acaba? Değildir tabii. Değil midir? Mutluyum demek çok iddialı bir kelime bu zamanlarda çünkü. Bana yeterli geliyor. Mesela biri mutluyum diyorsa gerçekten bana çok yeterliymiş gibi. Yani asgari düzeyde bu şartlar içinde mutlu olmanın yollarını kendimce buldum ve öğreniyorum, öğrenmeye çalışıyorum herkes gibi. O yüzden de kendime yarattığım şartlar içinde şu an için mutluyum. Ama biraz kısık sesle mutluyum. Evet. Yani çok da duyulmasın. Şimdi ilk ağzımdan çıkan oydu ama düşündükçe acaba gerçekten zaten öyle evet, mi falan. Mesele galiba nasılsın dediğimizde yani ben kendim de yapamıyorum bunu. Hani böyle bir ukala bir yerden söylemiyorum. Gerçekten ruhumuzu böyle bir baktığımızda nasılım ya dediğimde ben. Mutluyum çıkmıyor benden mesela öyle kolay. O bizim çabuk alıştığımız iyiyim mutluyum iyi işte hani idare ediyorum gibi hani evet. Bunlar böyle ilk laflarmış gibi geliyor ama gerçekten böyle bir ruha bakıp nasılım ya dediğinde bir sürü kelimesi var gibi sanki bunun. Var tabii ki yani endişeliyim de var bunun içinde kaygılıyım da var korkuyorum da var ama çok genel bir şey söylemek istersem şükredeceğim de çok şey olduğu için ağzımdan ilk mutluyum ve iyiyim çıkıyor yani. Evet ya da ne kadar çok söylersek o kelimeye inanırmışız gibi mi? Belki de evet. Galiba yani öyle bir kendimi halde. Kendimi motive etmeye çalışıyorum. Öyle bir hal de var hepimizin üstünde bu aralar. Yalnız olmak. Yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. Evet. Senin biraz söylemlerin içinde bu var. Yani Duygu, yani editörüm doğru bir şey seçmiş gibi Bukowski'nin bu sözünde. Çok benlik bir cümle. Çok zor, yani meslek insanın özel hayatına biraz sert giriyor. Evet. Çok seni zorluyor her şeye gibi değil mi? Yani illa işte belli bir yaşa gelince evlenmek zorundasın. İşte evliliğini herkesin istediği şekilde yürütmek zorundasın. Biraz lastik patlayamaz. O zaman bu boşanmak demek. Boşanmıyorsan hemen çocuk yapmak zorundasın. Çocuk yaptıktan sonra hadi bir kavga edin de ortalık şenlensin. Tabii. Gibi gibi böyle bir toplum baskısını galiba en fazla yaşayanlar kamera önündeki ünlüler gibi geliyor bana. Evet maalesef yani... yalnız bir kadın olarak ayakların üzerinde durabilmen veya bunu tercih ediyor olman çok kabul edilebilir gelmiyor değil insanlara. Mi? Anne evet. Olmayabilirsin, evlenmeyebilirsin. Kesinlikle olmayabilirsin. İçine ya ben sinmeyen bile, bir aşkın evet. içinde olmak istemeyebilirsin. Ben bile bazen
buna düştüğüm zamanlar olmuştu. Galiba bunu yapmak zorundayım ben. Evet. Kendimi ya öyle ya bunun içinde gördüğümde yanlış ilişkileri sürdürmek zorunda hissettiğim zamanlar da olmuştu. Sonra bir gün fark ettim ki ya ben bunların hiçbirini yapmak zorunda değilim aslında. Evet. Ben yalnız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak iyiyim böyle. Ama tabii ki bu yolculukta yanımda biri olursa da ne mutlu. Ama olmazsa da bütün bu öğretilmiş şeyler işte bizi çok çaresiz bırakıyor aslında. Bana sanatçı işte tam da orada neden aykırı? Çünkü aslında gerçekten içinden geleni yaşadığı için. Evet. O çok böyle şey, bir bıçak sırtı bir şey galiba, değil mi? Yani içinden geldiği gibi yaşayacağım. Hı-hı. Sizin beklediğinizi değil, içimdekini yaşayacağım. Ama bu da ezber bozuyor. Kesinlikle öyle. Yani ben tabii ki çok istiyorum işte bir aile kurayım, anne olayım. Kim bunlar istemez? Evet, ya istemeyen de olabilir. Ister. Evet, bu benim de çok arzu ettiğim bir şey. Yaşım gereği de artık olsa ne güzel olur. O da baskı, diyorum. Öyle düşünme. O da baskı tabii ki. Bunların hepsi böyle işte baskı. Ama şunu da düşünüyorum, bunların hiçbiri olmayabilir ve tamam yani böyle de zaten mutlu olmayı öğrenmiş bir kadınım. Evet, yani illa doğurmak zorunda değilsin, illa evlenmek zorunda değilsin, illa çok mutlu bir evlilik sürdürmek zorunda değilsin. Ama sen mutlu olmak zorundasın işte, evet, yani o mutluyumu kolay söyleyebiliyor olman gerekiyormuş gibi, sanki insan olmak bunu getiriyormuş gibi geliyor bana. O yüzden çok doğru bir cümle değil seçilmiş. Mi? Evet. Sen de ama söyleşilerinde biraz buradan konuşmuşsun hep. Yani istemiyorum demişsin. Aynen. Ankara'ya dönelim mi biraz? Evet. 1985 doğumlusun. Hı-hı. Ankara'da doğdun. Ankara'da doğdum. Aşk çocuğu musun? Annemle babam çok erken yaşta evlenmişler aslında ama çok uzun yıllar çocukları olmamış. 14 yıl kadar. Çok uzun yıl. Evet. Ama hiç pes etmemişler. Ha öyle, hani istemedikleri için. Hayır, değil. Hep istemişler ama bazı sağlık problemlerinden tabii dolayı olamamış. Ama sonra 14 yıl sonra ben dünyaya geldim, tek çocuğum. Müthiş bir şeymiş bu. Evet, çok acayip, evet. Yani sadece aşk çocuğu değil, ısrarla istenen ve evet, beklenen çocuksun. Biraz öyle, o yüzden çok bağlıyız birbirimize tabii. Gençler mi? Tabii artık yaşları var ama ruhları genç. Ne tatlı. Evet. Annem hep şey der yani, bu kadar yaş farkı olmaz, beni hep genç tutuyor. Yani o zamanı benle yakalıyor aslında ikisi de. Ama bir şey söyleyeceğim, genç evlendilerse? Evet, annem 52'li. Tamam. Evet. Yaşlı da değiller. Değiller, değiller canım. Değiller. Aynen. Genç tamam evlendikleri için yani 33, aslında normal annem zamanda. Aslında şimdi kendine göre öyle 33 yaşında anne olmuş aslında tamam işte. Yani evet. Aslında her güzel şey olması gerektiği gibi evet, olmuş. Evet. Sadece onlar erken evlenip çok uzun beklemişler. Ama yani hayatım 20'sinde de evet, iyi olmuş ya. Bence de. Biraz böyle yaşamışlar. Çok güzel yaşta anne olmuş aynen. Yaşlı değil kız. Değil değil canım. Genç. Gençler tabii. Ne yapıyorlar şimdi? Şimdi ben memur çocuğuyum tam. Ne güzel. Babam da bankacı. Hı-hı. Onlar artık yıllar önce emekli oldular. Ankara'dalardı. Hala Ankara'dalar. Hala Ankara'da evimiz ama şimdi böyle biraz hayatlarını İstanbul'a da getirdiler. İşte yılın bir kısmı İstanbul, bir kısmı Ankara, böyle git gel yapıyorlar. Senin yanına mı geliyorlar, kendileri ayrı bir yerdeler? Yanıma geliyorlardı. Şimdi ayrı bir ev kurduk. Hani acaba tamamen gelsek mi, onu deniyorlar aslında biraz. Ha, İstanbul'a. Evet. Ay, emeklilikte İstanbul'a gelinir mi ya? İşte çok yakınlarımız burada ama bütün işte kuzenleri mesela onlarla bir aradalar şimdi çok tabii, fazla. Tabii aile evet, buradaysa. Burada biraz. Mutlu bir yuvada mı büyüdün? Nasıldı çocukluğun? Evet, çok mutluydum. Yani hem yani tek çocuğum bana çok düşkünlerdi. Ben de onlara tabii ki. Ben üniversiteyi bitirene kadar ailemle yaşadım. Oh ne güzel. Evet, o yüzden ayrılmamız çok zor oldu tabii. Evet, zor olmuş. Benim için çok heyecanlıydı ayrılma süreci ama onlar için tabii daha zor oldu. Mutluydum çünkü üçümüz o evin içinde. Babam işten başka düşündüğü tek şey annemle bendik. Hep hayatı boyunca öyle oldu. Hala da öyle çok şükür.
O yüzden mutlu ve sevgi dolu bir, sevildiğimi bilerek geçirdiğim bir çocukluktu. İstanbul biraz Tokat gibi gelmedi mi sana ya? Geldi, gelmez yani mi? Sert bir başlangıç olmuş üniversiteden. Geldi. Sosyoloji okudun. Sosyoloji okudum dil tarihte. Sonra televizyon üzerine tezimi yazıyordum. Tamam. İletişim sosyolojisi üzerine. Sonra staj yapmak için buraya geldim aslında. Böyle bir yakınımızın yanında kalarak işte öğreneyim biraz televizyonculuğu öğrenmek istedim aslında. Sonra derken kaldım İstanbul'da. Oyunculuk eğitimi, aynı zamanda kamera arkasında çalışma. Ama bir dakika, bir yere girdin işe. Yani evet. Sen oyuncu olmak için gelmedin bir de. Hayır. Hikayede bu yok. Hayır, yok. Aslında bu yoktu. Hayır, yoktu. Ben kamera arkasında başladım. Peki kamera arkası... Da çalışmak için mi geldin İstanbul'a? Tezimi yazarken hem onu yazayım hem de deneyim edinmek için. Ankara'da kendi televizyonda stajımı falan yapıyordum okul sırasında tamam. Zaten. Biraz sinema ve televizyon üstüne deneyim edinmek için geldim aslında. Tamam. Bayağı stajyerlikle başladım. Sonra o çalıştığım programdaki yapım şirketine girdim. İşte orada stajyerliğe devam ettim. Sonra editör yardımcılığı yapmaya başladım. Program içeriği falan derken o böyle... benim için yeni bir meslek oldu. Hı hı. Sonra tiyatroyla da okul zamanı uğraşıyordum ve çevremden de çok böyle bir destek alınca oyunculuk eğitimi almaya başladım. Ama çalışmaya devam etmişti. Eğitimin masrafını çıkarmak için çalışmaya da devam ediyordum. Evet. Derken böyle evrildi yolculuğum. Yani bir gün bir karar vermem gerekiyordu. Oyunculuktan mı devam edeceğim yoksa kamera arkasından mı? O zaman işte editörlüğünü, yardımcılığını yaptım. Editör, işte şefim bana bu seçimi yapmak zorundasın bugün demişti. O zaman bana o söylediği şey çok ağır geldi. Çünkü para kazanmaya da ihtiyacım var. Evet. Çalışmak da zorundayım ama bana bir tercih yapacaksın dedi. Ve ben o zaman hayal ettiğim şeye ve kendim içinde hissettiğim yolu tercih ettim. O zaman ona çok bozulmuştum. Sonra yıllar sonra teşekkür ettim ama. Bozulduğumuz şeyler biraz değişik evet. Şeyler oluyor aynen. Değil mi? İyi gelen şeyler oluyor. İyi ki öyle işte. Olmuş. Beni ona zorlamış aslında yani. Peki mutlu musun? Mutluyum ama çok zor bir yol seçtiğimin farkındayım. Çünkü bu yolda hep tek başımaydım. Evet. Çok zordu hakikaten ama bir şekilde... Yani o ana dönsen gene aynı karar verir miydin bu bilgiyle? Verebilirdim ama... Daha hazırlıklı olurdum herhalde biraz daha bu yolun bu kadar zor olmasına. En böyle kırıldığın, böyle güveninin gittiği yerlerde anne babaya mı koşarsın? Anne babam tabii bu bildikleri bir dünya olmadığı için çok başta anlayamadılar. Yani babam onun gibi bankacı olacağımı sanıyordu benim. Bunların hepsi böyle bir gelip geçecek ve ben bir gün döneceğim sanıyordu. Ama sonra tabii ki her çıktığım yolda olduğu gibi çok destek oldular ama çok yabancı oldukları için yapabilecekleri de pek bir şey yoktu aslında. Sadece yanındayız demekten başka bir şey de çok ellerinden gelmedi. Yani manevi destekleri sonsuzdu. O da bana yetti bir şekilde. İçlerine siniyor mu durum şu anda? Şu an iyiyiz. Şu an sakin. Şu an iyiyiz aynen. Her şey yolunda. Durgun ve sakin evet, ve evet, tatlı. Tabii. Süper. Peki şimdi şahane iki projeyle tekrar yola devam ediyorsun. 49 sinema filmin evet. Var. 20 Ocak'ta sinemada olacak. Evet. Gerçek bir hikaye. Anlatır mısın bize konusunu? Hikayem sanırım 2004 yılında gerçekleşmiş. DEAŞ'ın Türk Musul Konsolosluğu'nda 49 çalışanı ele geçirmesiyle başlıyor. Ve bu 49 kişinin aslında bir yıl süren bir operasyonla kurtarılma hikayesi. Oo. Evet, ben de orada bir istihbarat çalışanını oynuyorum. Türkmen bir ajan diyeyim. Türkmen. Evet. Aksan da var yani. Yani böyle bir ufak yaptık onu. Tabii ki kırmamız da gerekti. Ya çok enteresan bir süreçti çünkü çok zordu gerçekten. Yani hem aksiyon hem silah eğitimi. Ben de çok seviyorum böyle şeyleri. Hani hiç aynı şeyi yapmaktan hoşlanmıyorum. Hep kendimi zorlamak ve yeni bir şey denemek istiyorum yani. Seviyorum da bunu. O yüzden de çok severek dahil oldum. İşte dövüş dersleri aldım, silah atış dersleri aldım falan. Çok da zor bir süreçti aslında. Ağır da geçti. İşte Kilis'te bu yaz çektik. Antep'te ve gerçekten 50 derece falan da sanırım. Antep'te yazın. Evet, çok zordu. İddialı. Fiziksel olarak hayatımda galiba en çok zorlandığım işti. Ama hani bir daha ne zaman
böyle bir şey oynayabilirim. Hani böyle gerçek bir karakteri canlandırabilirim. Çok güzel bir deneyim oldu. Heyecanlıyım o yüzden. Yılınız açık olsun efendim. Peki tiyatro? Evet. Anlatır mısın? Tiyatro projen varmış. Evet, aynen. Daha önce tiyatroda sahne aldın değil mi? Evet, biz Waterproof diye bir oyun yapmıştık ama pandemiye denk geldi. Evet, böyle bir hayal meyal seni hatırlıyorum. Çağ Çalışkur'un yönettiği evet. bir oyundu. Böyle bir şey de hatırlıyorum evet. ama hani sürmediğini de hatırlıyorum. Pandemi dönemi yüzünden şimdi oturdu geldi. Benim evet. için Yaklaşık taşla. Bir 35 oyun falan oynadık. Neyse ki gene oynayabildik biraz evet. İşte tekrar bir prova sürecine girdik ama yine salonlar kapandı derken artık... Vazgeçtiniz. Artık vazgeçmek zorunda kaldık. Çünkü herkes beş kadındık, herkes dağıldı, herkesin başka bir projesi oldu vesaire. Bir daha toparlayamadık onu. O kadarmış ömrü ama bana çok şey kattı tabii ki. Ne güzel. Ben de çok özledim tekrar sahnede olmayı. Derken Aksel Bonfil, benim senarist arkadaşım, o bir oyun yazmıştı. O gönderdi ve kendi yönetmek istediğini söyledi. Ben de okuyunca çok beğendim. Bir baba oğul ve bir sevgilinin hikayesi aslında. Onları bir araya getirmeye çalışan bir kız arkadaşın hikayesi. Bir gecede geçiyor. Levent Can ve Aytaç Şaşmaz'la beraber. Harika. Evet. Çok sevgiler burada. Evet, çok sevgiler onlara. Oyunun adı ne? Eksik. Eksik. Evet. Hmm. Eksik yerlerimizle ilgili bir oyun aslında. Nerede sahnelenecek? Bu aslında yeni bir oluşum kadar tiyatro. Biz farklı salonlarda oynayacağız. Biraz gezeceğiz yani aslında. Harika. Sabit bir yerde olmayacağız. Çok İstanbul'u güzel. İstiyoruz ki şehir dışı da olsun. Şimdi prova sürecindeyiz. Şubat'tan itibaren inşallah sahnede olacak. Nasıl hissediyorsun sahnede kendini? Ya çok acayip bir his. Yani hep söylerlerdi hiçbir şeyle değişmez orada olmanın hissi diye. Gerçekten öyleymiş. Yani o tatmin ve o heyecan gerçekten başka bir yerde hissedebileceğim şey değil. Çünkü birebir birilerinin gözünün içine bakarak o an ne hissettiğini görmek inanılmaz bir duygu. En yakın arkadaşın kaç yıldır var hayatında? Üniversiteden beri geçen hesaplamış ya 20 yıl oldu herhalde. 20 yıl. Neredeyse. Evet. Kaç tane en yakın arkadaşın var? Üniversiteden böyle görüştüm. 3 tane çok yakın arkadaşım var. Biri İzmir'de, biri Amerika'da, diğeri İstanbul'da. Ama dördümüz mutlaka her sene birkaç kere buluşuyoruz. Onlar benim 20 yıllık dostlarım. Müthiş bir şey. Biraz böyle sakınan birisin gibi. Biraz böyle bazen seni çok kalabalıklarda da görüyorum. Ama... Bir o kadar da görmüyorum. Hani yaşın gereği daha fazla görmem gerekiyormuş gibi geliyor bana. Ya da işte arkadaşların gereği. Yani dışarıdan gördüğüm kadarını söylüyorum aslında. Nasıl bir dengesi var hayatında bu meselelerin? Seviyor musun gezmeyi? Çok güvenli mi bulmuyorsun? Sanki böyle sakınan saklanan bir yerinde varmış gibi. Ya da şöyle mi anlatsam daha doğru? Böyle güveniyorsun, bırakıyorsun kendini de incinip geri geliyorsun gibi. Dışarıdan öyle görüyorum. Güzel, o da var. Yani seviyorum aslında. Tabii ki gezmeyi, çıkmayı, sosyalleşmeyi. Hepsini çok seviyorum ama bir yerde kendimi rahatsız hissediyorsam, iyi hissetmiyorsam ya da bana herhangi bir şekilde zarar vereceğini hissettiğim anda da hemen o kabuğuma çekiliyorum. O yüzden işte o ev hayatım, o yüzden o dostluklarım falan çok bu sektörün dışında. Çünkü onlar benim böyle güvenli limanı. Biraz Ankaralı olmakla mı ilgili galiba, bilmiyorum galiba. Öyle bir evet. şey var. O yüzden kendimi onun çok dengesini kurdum aslında. Yani olmam gereken yerlerde oluyorum. Canım istiyorsa yine tabii ki çıkıyorum, gidiyorum. Ama onun dışında da o kendi güvenli alanımda olmak bana iyi geliyor. Öyle kendini kolay açabilen biri misin? Bilmiyorum ya. Duruma göre değişiyor galiba. Bazen çok mesafeli buluyorlar beni ve soğuk aslında. Ama bir yandan da... Ya, Bukowski'nin çok... bir lafı vardı. Diyor ki beni soğuk, kibirli, ukala falan bulduysanız sizi sevmemişimdir. Sevdiğime kedi gibi olurum ben. Çok iyi değil mi? Çok iyi evet. Bukowski'nin lafı bu. Bu kadar keskin olmasa da benzer bir şey söyleyebilirdim ben tabii ki. Bukowski'nin keskin köşelerini seviyorum yani bayağı hani ilk tanıdığım günden beri. Beni soğuk, kibirli, ukala falan bulduysanız ben sizi sevmemişimdir diyor. Sevdiğim zaman kedi gibi evet, olurum diyor. Doğru. Kırkından sonra daha öyle oluyorsun. Daha ukala, kibirli görülüyorsun. Aa dedim ya bunu ben bayağı dövmesini yaptırayım çok üstüme. Çok iyiymiş gerçekten. Çok ben iyi de bunu yazacağım bir sanki yani. Böyle hani bu kadar konuştuğum şeyin üstüne. Evet tam. Sana da bir oluyormuş gibi hissettim. Oluyor evet oluyor. Çünkü aslında kolay iletişim kurup kendimi çok kolay açıyorum güvenli hissettiğim yerde ama
Onun dışında da evet biraz mesafeli durabiliyorum galiba. O da herhalde kendimi koruma içgüdüsüyle yaptığım bir şey. Çok acayip. Bir tane kart seçmek ister misin? Bakalım ne soru çıkacak. İstediğim yani istediğim gibi seçebilirim. İstediğin gibi. Sen okuyup ben sen cevap vereceksin. Kötü bir şey mi çıktı? Hayır. Tamam, güzel. Güzel. Uzun zamandır yapmayı ertelediğin önemli bir şey var mı? Sence neden erteliyorsun? Galiba o kadar çok var ki. Gerçekten mi? Yani benim hayalim böyle her şeyi bir sene öyle bir zaman biçtim. Bir sene her şeyi bırakıp dünyayı gezmek gibi bir hayalim var. Bunu ben de istiyorum. Olmuyor. İşte ertelemiyorum, olmuyor. Bir an önce git. Yani. Yani böyle her şeyi bir durdurup ne kaçırabilirim ki hayatta? Evet, ne olacak? Şey. Hiçbir şey. Koca bir ömürde bir yıl ne ki ama o bir yılın bana katacağı milyonlarca şey olacaktır. Evet. En büyük hayalim o. Bunu erteliyorum galiba, evet. Erteleme. Tamam. Ama şimdi de tiyatroya başladın, nasıl olacak? Evet ya, işte öyle öyle bir türlü olmuyor ama belki vardır ya doğru bir zamanı. İnşallah. Ben de yıllarca öyle dedim kendime, anneciğim o zaman öyle olmuyor. Onu da yapayım. Kendin onu, yaratacaksın onu, değil mi? Doğru. Vazgeçmemek lazım. Bunu biraz o zaman düşüneceğim. Bu bir işaret bence. Bunu bir düşün. Tamam. Mutlu olduğun bir kare paylaşmanı istedik arkadaşlarımızla. Bizimle ne paylaştın hemen bir bakalım istersen. Aynısından bende de var. Peki bir şey söyleyeyim mi? Maki. Onlar kardeş biliyor musun? Gerçekten evet. Mi? Makinin kardeşi mi evet. Bu? Şaka yapıyorsun. Ben biliyordum sizin de olduğunu. Ah ben onunla hemen tanışmak istedim. Çünkü aynı Maki. Evet. Evet. Ben Maki'yi de görmüştüm. Çünkü şimdi hani toy pudullar hep birbirine benziyor da bunun gözler falan da kardeşler. Onun gibi bak. Evet. Biz görümce mi olduk? Ne olduk Ceyhun? Ne olduk biz? Kardeş oldu. Olmaz. Onlar biz sabahtan beri böyle garip garip haberlerdeki akraba ilişkilerini çözmeye çalışıyoruz. Ben hiç çözemiyorum onları. Onlar kardeşse biz ikimiz de anneyiz. Orası biraz evet. Şey oluyor. Tuhaf oldu. O olmadı. Dişi mi Maki? Erkek. O işte Ginger'da. Ginger mi anne? Ginger. Annem. Küçük gingerbread kurabiyelerine benzedikleri için. Haklısın. Evet. Ginger oldu ismi. Ya bana bak çok lokum değil mi? İnanılmaz. Seninki de çocuklara şey. Uyuz oluyor mu? Benimki insan delisi. Kendi cinsiyle hiçbir alakası yok. O zaman yok. Büyürken çocuklarla karşılaşmadı hiç. Hiç karşılaşmadı. Tamam şimdi Maki tabii çocuklarla büyüdüğü tabii, için. Evet. Ve bunlar zaten toy pudul bu kadarlar. Küçükken evet. Bu kadarlar. Herkes Maki'yi bebekken oyuncak zannediyordu. Evet, Ginger'ı da. Ve çocuklar sıkıyordu onu peluş oyuncak zannedip. Biz artık böyle çok ayağı mı kırılacak, kafasına mı bir şey olacak? Yani yaşadığım o atak, kalp ataklarını ay 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 diye çığlık çığlığa. Şimdi korkuyor mu? Hayır, nefret ediyor çocuklardan. Çocuklar üstüne geldiğinden böyle yapıyor. Diye hırlamaya başlıyor küçücük haliyle. Ya evet, o oynamak istiyor. Hep oyun, hep oyun. Çok güzel. Ya evet. Ginger. Beni hayatta evet en mutlu eden şey galiba. Lütfen buluşturalım. Evet. Gerçi onlarda kardeş duygusu var mı pek bilmiyorum ama. Yoktur ama bir araya getirelim çok güzel olur. Getirelim. Olur. Bilmiyordum kardeşlere evet, sahip ben olduğumuzu. Biliyordum. Aynen. Yaşasın. Müthiş Ginger. Şey ama. Evet Ginger'la hikayeni dinleyeceğim ama bizim tamam. İçin de çok önemli bir şey var. Biz de barınaklardaki hayvan dostlarımızın fotoğraflarını paylaşıyoruz her programın sonunda. İlk günden Ay, beri bunu harika. Yapıyoruz. Ve o kadar çok hayvan dostumuzu ev sahibi yaptık ki. Ay, ne güzel. Bu benim için çok kıymetli. Biliyorum artık bir grup var ki çok Hı-hı. önemsiyor barınakları, Hı-hı. barınaktaki hayvanları, onları beslemeyi çok çok önemsiyor. Tabii biz burada toy pudul'dan bahsederken barınaktan köpek almayı da konuşuyor olmak biraz birbirine tezat oluyor biliyorum. Ama inanın bana sahipsiz toy pudul da bir o kadar fazla. Bir evet. tarafta oluk oluk parayla alınan evet. toy pudullar var. Bir tarafta çok sahipsiz kalan toy pudullar Hı-hı. var. Ve ben şöyle düşünüyorum. Evet belki biz de gidip bir cins hayvan almak istedik. Hı-hı. Kendimize göre sebeplerimiz olabilir bunun için. Bana iyi bakmak da çok kıymetli geliyor. Çok yani. Yani böyle alıp barınağa giden bir hayvan, bir cins hayvanın da yazık günah olduğunu çok düşünüyorum Olmaz açıkçası. Olmaz mı? Ben yani görüyoruz işte. Çok var. Yani her sene alınıp bu hayvanlar
sokağa bırakılıyorlar. Benim aklımın alabildiği ve empati kurabildiğim bir şey değil maalesef. Evet. İstemem de. Yani biz evet belki cins köpeklere sahibiz ama hakkını veren sahipleriz evet, ve yani barınaklara da sonsuz destek oluyoruz. Belki oradan bir şekilde vicdanımızı da rahatlatıyoruz gibi kesinlikle düşünüyorum. Yani inan fırsatım olsa çok istiyorum ona bir kardeş de evlat edinmeyi. Belki ileride düşünüyorum da yani ona uygun bir evim vesaire olursa. Ya ben habire sokaktan kedi topluyorum. Bulduğumuz köpekleri sahiplendiriyorum. Yani kendimce öyle bir şeyler buluyorum. İşte bambaşka sohbetlerde bir sürü hayvan dostumuza ev sahibi oldu. Hani bir yerden kendini oradan şey gibi bu. Hani doğaya zarar veriyorsan yaptığın şeylerle ve bunu biliyorsan her sene bir o kadar ağaç dikmek. Hani garip bir tatmin dengesi sağlamaya çalışıyorum kendi terazimin içinde. Yani hatta cincir hayatıma girdikten sonra daha da duyarlı oldum. Ne yapıyorsun? Rahat da bırakmıyordur. Koynunda uyuyor mu? Uyuyor tabii, uyumaz bizimki mı? De. Yani ben onu doğurmuşum gibi davranıyor. Ben de öyle hissediyorum. Garip bir ilişki oldu öyle aramızda. Tabii. Evet ya, çok bağımlı bana. Ben de ona yani işte böyle her gün birbirimize bakıyoruz. Ama çok tatlı değil mi ya? Çok. Hayatımdaki en güzel şey ve aldığım en harika karar galiba. Çok evet. Zor. Hiç büyümeyecek bir çocuk. Evet. Biliyorsun ama muhteşem bir şey ya. Biz onun de sevgisi. Tıraş oldu. Tir tir titriyor bütün gün. Kaç kilo sizinki? Küçük ya. 2,5 benimki evet, ya. Evet işte öyle hiç bir şey. 2,5 çok mu? Hareketli değil mi? Hiç durmuyor. Evet. Hiç durmuyor. Hiç. Ali ile tabii. Evet, yani zaten tabii. De benziyorlar Ali ile tiplerde, iki kıvırcık. Ha bir Ali'nin peşinde ama mesela işte Alman kurdu da var evde. Onunla da arkadaş. Ama şimdi ben sokaktan bir kedi aldım. Sakız. Eros'umuz var, bir tane kedimiz, o biraz dayı bir şey. Sakız'la Maki şu an kardeş oldular. Aa öyle mi, ne güzel. Yani öyle garipler ki mesela Sakız masaya çıkıyor bir şey almaya, Maki bunu alıyor aşağı indiriyor falan, in aşağı falan. Böyle izliyoruz ya inanamıyorum. Birlikte oynuyorlar, böyle harman oluyorlar bir şey. Sakız bunun sırtına çıkıyor, bu dolaşıyor Sakız'la falan. Yani anlaşmaları çok iyi, harika. Çok garip olmuş. Bir ilişkileri var yani kedi köpek ki Maki hani büyüktü Sakız geldi, evet. Sakız daha yeni geldi. Hı-hı. Hemen onu da bir kavrayayım. Aa harika. O büyük ablayla da arkadaş oldum. Yani kocaman bir kurt köpeği yani. Hani bassa ezilirsin. O anlaşıyor da arkadaşım. Mu, bu da arkadaşım. Yani çok sosyaller. Ne çok acayip. Acayip. Evet. Bir tek haklı olarak çocuklar çok mıncıkladı diye. Kardeşim diyor ben oyuncak değilim. Dokunma bana. Yani. Doğru. Çok tatlı Trambo değil mi? Olmuş. Evet ya. Çok tatlılar. İyi ki varlar. Çok. Evet. Ne yapıyorsun, set zamanı götürüyor musun yanında? Bu son setimde çok böyle ona elverişli bir setim vardı. Yanımda geliyordu, benimle takılıyordu. Oh. Ama uzun süreler ilgilenemeyeceksem, şimdi annemler çok düşkün Ginger'a. Eskiden hiç böyle bir köpekle ilişkileri yoktu ama Ginger'ı inanılmaz seviyorlar. Hatta bir şehir dışına gittim geldim diye onlar da gidip alacağım. Muhtemelen bana hiç vermek istemiyorlar. Ama çok güzel bakıyorlar ben yokken. Öyle idare ediyoruz. Yani o da benim hayatıma uyum sağladı ama. Ya güzel bir şey. Hı-hı, mutlu çok. Anlar paylaştığın canlar onlar işte. Muhteşem. Ne kadar kıymetli. Çok. Peki efendim, başka var mıdır bir heyecan okuduğunuz tekstler, yapmak istedikleriniz tiyatro dışında? Bir dizi projesindeydin galiba, bitti değil mi? Evet, yanlış bilmiyorum. Maalesef hayat maalesef bugün değil diye. Televizyon böyle artık bir şey. Artık böyle alıştık. Televizyon böyle bir şey. Yok evet kesin. Üstümüze alınmıyoruz ve devam ediyoruz. Aynen, önceden çok üzülüyordum, kafama takıyordum işte niye bu kadar emek veriyoruz, niye olmuyor falan. En son harika bir ekip kuruldu, çok güzel bir hikaye, orijinalini de çok severek izlediğim bir işti. Ama elimizden geleni yapmamıza rağmen olmadı. Tamam, okay, yola devam. Yapacak bir şey yok. Devam okuyor ediyoruz. Okuyor musun şimdi gene dizi projesi? Yoksa biraz böyle şey misindir? Senede bir yapayım, bir daha da bakmayayım duygunluğa. Yani yok, çok yeni bitti aslında. Çok daha ne zaman o? Belki bir ay olmuştur bilmiyorum. Yani çok erken. Ama yok, ben çok durmayı seven bir tip değilim ya. Hiç duramıyorum. Hiç duramam. Ay ben sen dururmuşsun gibi çalışmayınca hissettim. Çalışmayınca çok mutsuz oluyorum. Bir şey üretmem lazım. Ama şu an oyun olduğu için zaten oyun provaları. Şu an tamamen ona kanalizeyim. Zaten set de olsa çok zorlanırmışım. Peki sosyoloji okuduğun için ve hani biraz böyle ne bileyim bir şeyler yazmayı seviyor musun? Gözlemleyip onu aktarmayı seviyor musun? Hani boş durmayı sevmiyorsan belki öyle bir alan açılır mı hayatında? Yani çok seviyorum. Aslında böyle eskiden daha çok yazıyordum. Sonra onu bir niyeyse bir şekilde bıraktım. O yazma yetimi kaybetmiş gibi hissediyorum ama herhalde biraz
pratik etmeyle de ilgili tekrar geri gelir belki. Ya var hep kafamda kendi projelerimi üretmek gibi. Aslında dünya da artık biraz öyle bir yere gidiyor. Oyuncular da kendi hikayelerini hayata geçirmenin peşindeler. Ya da okudukları bir şeyin peşinden gidip ya da bir duygunun kendi hikayesini anlatmak, onun içinde olmak, yapımında, prodüksiyonunda, proje tasarımında. Bütün dünyada bu artık böyle gidiyor. Aslında ben de biraz buralara girmek istiyorum ve hayal ediyorum. Günceli takip ediyor musun o konuda? Ben yetişemiyorum mesela yani. Yani olabildiğince. O NFT'ler falan filan hiç, evet, hiç aslında, anlamıyorum oralara. Ben fotoğraf çekiyorum. Evet, bir de böyle bir yanın var. Uzun yıllardır yani tamamen kendime çekiyordum ama çok meraklıyım, çok seviyorum. Profesyonel bir makineyle mi çekiyorsun? Evet. Öyle, dijital. Evet, dijital makine. Değiştiriyorum arada onları ama bir yere fotoğraf makinesiz gitmiyorum. Gidemem falan. Ha öyle, falan. Çantanla. Evet, evet. Çalıştığım işlerde bile şey çekerim yani, işte seti de çekerim, backstage'im. Yıllardır böyle biriktirdiğim fotoğraflarım vardı. Herkes de bana ya bu fotoğraflar çok iyi, niye hani bir şey yapmıyorsun falan derken bir gün bu NFT ile çok ilgilenen bir arkadaşım dedi ki bunları neden biz koymuyoruz? Dedim nasıl yapacağız? Ben hiç anlamıyorum çünkü. O bir koleksiyon yaptı benim fotoğraflarımdan ve biz çıkardık onu aslında. Aa, hatta bir tanesi de satıldı. Ne diyorsun? Harika. Ama ben hiç yani o çok uğraşmak ve hakikaten her gün saatlerce peşinde olman gereken bir mesele. O kadar neden kolay böyle değilmiş. Yani atıyorum bir kere yayınladın ve sonra satıldığı zaman ilgilenmek gibi değil miymiş? Yani değil işte. Çok uğraşmak gerekiyor. Orada öyle bir başka bir sosyal ağ kuruyorsun. O böyle bir senin tanınmış olmanla ilgili bir şey değil. O dünyada tanınmak veya işlerini duyurmak başka bir şey. O da tamamen bir connection'la oluyor. Ben de onunla çok ilgilenemedim ya da buna ilgilenecek birileriyle denk gelemedim. O böyle bir kenarda duruyor ama durabilir. Hani bir gün tamam ya ben buna biraz daha konsantre olabilirim dediğimde devam edebilirim ama fotoğraf çekmekle ilgili başka hayallerim var. Yani hep ne istiyorum. Hep böyle bir sergi yapmak hayalim var ama onu da böyle bir şeyle birleştirmek, bir hayata bir faydası olacak bir durumla, birilerine fayda edecek bir proje haline getirmek. Belki hani kız çocukları okutan bir aynen dernekle ya evet da doğaya iyi gelen bir dernekle işbirliği yaparak mı? Öyle bir şey mi? Evet, aslında öyle bir hayalim var. Hep de kafamdan böyle bir projeler gelip gidiyor ama daha çok somutlaştırmadım ama var, bunu da yapacağım. Daha dün bir tane çekim yaptım ilk defa. Çok heyecanlı benim için. Bir arkadaşım bir şarkı çıkarıyor. Onun işte fotoğrafını, işte yayınlanacağı zaman kullanacak fotoğrafları ben çektim. Gerçekten? Evet. Bayağı profesyonel. Yani aslında tamamen içgüdüsel olarak yaptığım bir şey yıllardır ama böyle kendi bir dilim oldu orada. O da onun tarzıyla çok uydu. Dün beraber o çekimi yaptık. Çok heyecanlıyız. Beraber bir şey yapıyoruz. Keşke onlardan bir kare paylaşsaydın bizimle. Bak heyecanlandım. Merak daha ettim. Ama dün çektik. Hayır daha, hani evet çektiklerinin arasında. Ha evet, olabilirdi. Merak doğru ettim. Fotoğrafçı tarafınla da bir tanışmak istedim. Gösterim yani. Merak yarattı. Giderken merak yarattı. Sana ayırdığım bir defter sayfası var. Oraya bir cümle yazmanı rica edeceğim. Bir cümle deyince de sanki böyle sınırlı sayıda alan bırakıyorum sana der gibi oluyor. İstediğin kadar yazabilirsin. Tamam. Hiç öyle değil. Ay, hiç düşünmeden de yazabilen i̇çinden biri değilim. Gerçekten. Evet. Hemen öyle yazamaz mısın? Şimdi içinden belki böyle bir cümle geçiyordur, bir şeydir. Tamam. Ne bileyim. Bakalım ne çıkacak. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok için güzel oldu. Ayağına sağlık. Her çok şey sağ güzel olsun. Gönlünün istediği İnşallah gibi olsun. İçini böyle serinlete serinlete devam etsin yolculuğun. İnşallah hepimiz ve için ve kendin için yapmayı düşündüğün her şeyi yaparak tamamla yıllarını. Ne güzel bir dilek. Çok teşekkür çok ederim. Çok hızlı geçiyor. Evet, haklısın. O yüzden yani ben bunu 50'li yaşlardan söylemiyorum. 46'lardan evet söylüyorum ama inan bana çok hızlı geçiyor. Evet, şimdi soracağım soru sosyal medyada cevabını yayınlayacağız. Ben hı-hı programı kapattıktan sonra cevabı senden alacağım. Tamam. Ardında bırakmak istediğin cümleyi soracağım sana. Yani Hande Doğan Demir de yaşadı bu dünyada. Öyle de bir cümle bıraktı ki bize desinler ama ne desinler? İnan ben de kendi cümlemi henüz tam bulmuş değilim. Virgülüne kadar bir var,
noktalayacağım ikinci cümlem henüz yok ama yani başlangıcı da olabilir cümlenin, bilmiyorum. Bir paragraftır da ilk 2-3 kelimesi cebindedir, hiç önemli değil. Bunu soruyorum sana. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Teşekkür ederim. Efendim, kıymetle beklenen evlat olmanın tadı galiba bir başka. Böyle aylarca bir şey yemek istersiniz de ona sıra gelsin diye beklersiniz. Ya da işte vitrinde bir şey beğenirsiniz de onu alabilmek için bir zaman beklersiniz. Düşünün bunun hazzını. Bunu 15 binle, 20 binle, 30 binle çarpın. Evlat yahu bu. Aşkla kurduğun evliliğinde aşkla beklediğim bir evlat. Ama hayat hep neyi anlatıyor bize? Her zaman her şey olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi oluyor. Evladın da hayırlısı gelmesi gerektiği zamanda geliyor. O bahçede güller açıyor ve siz 3 kişilik minnoş ailenizle bir ömür geçirebiliyorsunuz birlikte. Sonra da kızınızın mutluluklarıyla, kıymetleriyle, başarılarıyla kıvanıyorsunuz. Ben bugün niyeyse biraz anne baba tarafına geçtim konuğumda. Ama güzel gülüşünü bırakmış olsun arkasında. Bilmiyorum hayata karşı arkasında bırakacağı cümleyi, onu sonra dinleyeceğiz ama güzel gülüşü bence hepimizi ısıtmaya yeter diye düşünüyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde bir arada olacağız. Hoşçakalın. Dingin pırıl pırıl bir kadın Hande. Bukowski'nin "Yalnız olmak, yanlış bir kalpte olmaktan iyidir" cümlesinin peşinden gittik Hande ile beraber. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. "Bu cümlenin benim için seçilmiş olması hayatta anlaşılıyor olmakla ilgili. Bana çok iyi hissettirdi. Teşekkürler."